ediyor. Bu gevrek, gerçek gevrek. Smash Meryl'un nesi var? Kutunun arkasını okudum. Bu o kadar sağlıksız ki 13 yaşına ulaştığınızda çifte gerdanlarınız ayaklarınıza değmeye başlayacak. En azından maskotun tansiyonu yükselmiş bir kovboy keçisine benzemiyor. Lütfen bayan anne, bu gevrek o kadar sıkıcı ki bir film olsa Danimarka filmi olurdu. Üzgünüm ama Smash Meryl'lar çöpe gidiyor ve son kararım bu. Ne var? Teşekkür ederim anne. Bazen hayır deme cesaretini gösterebildiğin için teşekkür ederim. Bir gün böyle günleri hatırlayacağım ve şöyle söyleyeceğim. Benim iyi bir annem vardı. Aa çocuklar. Sizi seviyorum. Tamam, ne kadar aldın? Fazla değil. Ya sen? Tamam, bir daha marshmallow'ları görebileceğimizi sanmıyorum. Yani bunun tadını çıkarmalıyız. Nasıl? Yerken egzersiz yapacağız. Bu şekilde kan beynine çıkacak ve şekerin etkisi daha fazla olacak. Sana bir şey oluyor mu? Yolukla sadece röflü. Yiyip tepe taklak durursak yer çekimi şekeri beynimize daha hızlı taşıyacaktır. Bir şey yaramıyor. Tamam, biz de gözlerimizden yeriz. Beyne daha yakın. Şeker beyne daha çabuk ulaşacak. Ne, yani sürecek miyiz? Hayır, şapşal böyle. Sana bir şey olur mu? Hayır. Evet, sana da. Hey, bu gevrek harikaymış. Bunu kim icat etti? İnsanlar. Her şeyi insanlar icat ediyor. Örneğin bir noktada adamın biri oturuyormuş ve bıyığı icat etmiş. Ve bir gün adamın biri yerde çürüyen sütü görmüş ve kendi kendine hey bu ayak gibi kokuyor, bunu ağzıma koymalıyım demiş. Bunun peynini icat etti. Biz de icat edeceğiz. Bilmem, bir şey yapmamızın bir önemi var mı? Herhalde yoktur. Şükür elçilere bak, bunlar bir şey yapmıyorlar. Evet, onların amacı da bu zaten. Bizim hayatımızın anlamı ne? Ben bunu bulacağım. Sana yardım edeceğim. Tabii bu kelepçelerden kurtulmanın bir yolunu bulur bulmaz. Ve popomdaki bu şeyden de. Ay, inanamıyorum. Ne büyük bir soru. Hayatın anlamı ne? Hayatın anlamı ne? Böyle bir soruyu kim yanıtlayabilir? Buradan biri olamaz. Araştırsak iyi olacak. Çocuklar, bekleyin. Cevabı biliyorum. Çocuklar, cevabı biliyorum. Bekleyin. Beni bekleyin! Cevabı biliyorum! Larry, sence hayatın anlamı ne? Çalışmak. Faydalı olmak çok önemlidir. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim. Bütün gün çalışırım, eve giderim ve uyurum. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim. Bütün gün çalışırım, eve giderim ve uyurum. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim. Bütün gün çalışırım, eve giderim ve uyurum. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim, eve giderim ve uyurum. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim ve uyurum. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim. Bütün gün çalışırım, uyurum ve işe giderim. Kalkarım, uyurum, çalışırım, işe giderim ve eve gelirim. Bütün gün çalışırım. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim. Bütün gün çalışırım, eve giderim ve uyurum. Duş alırım, işe gelirim, bütün gün çalışırım, eve giderim ve uyurum. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim, bütün gün çalışırım, eve giderim ve uyurum. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim. Onun işine yarıyor olabilir ama bence hayatta bundan daha fazlası var. Evet, var. Çünkü ben hayatın anlamının diğerlerine karşı iyi olmak olduğuna inanırım. Çünkü birine yardım edersen bir gün o da başkasına yardım edebilir ve dünya daha iyi bir yer olur. Tamam, eşyalarını dağıttık. Şimdi de suratını dağıtacağız. Lütfen izin verin, lütfen. Lütfen, siz de iyi yürekli olun. Yardım edin. Evet, yardımseverlik evde başlar. Biz de zaten oraya gidiyorduk. Anne, sence hayatın anlamı ne? Bu çok zor bir soru. Herhalde şu olmalı. Düşmanlarınızı ezin. Önünüzde diz çökmelerini sağlayın. Ve kadınların haklarından büyük bir zevk alın. Ya da bir aile kurun. Yaklaşık olarak aynı şey. Hayatın anlamı mı? Evet, ben kendi hayatımı duyuların tatmin edilmesine adadım. Tam bir tatmin ve zevk alma duyusu var olmanın en temel biçimidir çocuklar. Bu sadece tıkınmaya benziyor. Evet, ama felsefi olarak. Toga seni filozofa benzetmiş. Bu bir toga değil, bu tüm vücut önlüğü. Ne yazık ki tüm vücut sayılmaz. Ne var? Hayatın anlamı ne? Hayatın anlamını öğrenmek için kendiniz olabildiğince çok şey öğrenerek geliştirmeniz gerek. Bu şekilde diğer soruları cevaplayabilirsin. Evet, kesinlikle. Örneğin bir köpeği öpmek midir yoksa bebeğin salyasının ağzına akmasını? Ya da elinde ayak mı isterdin yoksa ayağında el ya mi? Ya da insan sadece kendi saçını yiyerek ne kadar hayatta kalır?
Ne yapıyorsun? Sadece 3 cümlede her şeyi öğrenmek istediğimi ispatladınız. Eğer bilgiye ulaşma hedefimin bir anlamı yoksa ben de ikinci en iyi şeyi yaparım. O nedir? Mutlu cehalet. Gumball, burada ne yapıyoruz? Hayatın anlamı sorusuna kim tabiat anadan daha iyi cevap verebilir ki? Hadi bu küçük sincaba soralım. Ne dedim ki ben şimdi? Ona kendi gübresinden daha kötü koktuğunu söyledin. Dur ben deneyim. The meaning of life has a simple rule. I know it makes sense, though it may seem cruel. The logic of the rule cannot be beaten, 'cause the meaning of life is to eat or be. The truth our friend was trying to sweeten, that the meaning of life is to eat or be. Alas, poor snake, his life was fleeting, for the meaning of life is to eat or be. Allow me to finish what the bird was tweeting. The meaning of life is to eat or be. Sorry, our song just keeps repeating, but the meaning of life is to eat or